Değerli takipçilerim ve izleyicilerim, Ayşeannenin mutfağına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle lahana böreği yapacağız değerli takipçilerim. Çok güzel, harika, sizin de vazgeçemeyeceğiniz bir lahana böreği olacak değerli takipçilerim. Malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Ben lahananın dışını güzelce sardım. İçini de börek yapmaya kararlaştırdım arkadaşlar. Böreğimi güzelce ince ince doğradım. Evet, lahanamızı doğradım, hazırladım. Üzerine bir tatlı kaşığından tuz ilave ettim. Bir tatlı kaşığından da karabiber. Bir 10-15 gram da kaşar ilave ettim. Siz istediğiniz peyniri ilave edebilirsiniz ama kaşarla çok güzel, harika oluyor. Yarım çay bardağının da yağ ilave ettim arkadaşlar. Ölçüsü o. Evet, güzelce karıştıralım. Bir tane de yumurtamızı ilave edelim. Evet değerli takipçilerim, içimizi yaptık. Lahanamızın şimdi hamurunu hazırlayalım. Derin bir kabımızın içine 2 su bardağından ılık sütümüzü ilave edelim. Ilık olması lazım, sıcak olmasın. Bir pakette mayamızı, İsland mayamızı ilave edelim. Bir yemek kaşığı şekerimizi ilave edelim. Yumurtanın akını üzerine sarısını süreceğiz arkadaşlar. Bir ılık su bardağına da suyumuzu ilave edelim. Süt kattığım bardakla kattım arkadaşlar. Evet, güzelce karıştırıp mayamızın erimesini, şekerin erimesini sağlayalım. Evet, mayamız eridi. Güzelce üzerine 6 bardak unumuzu ilave edelim. Bir tatlı kaşığına, pardon, affedersiniz, yemek kaşığına tuzumuzu ilave edelim. Hamurumuz gayet yumuşacık bir hamur elde etmemiz lazım değerli arkadaşlarım, takipçilerim. Yumuşacık hamurumuz puf puf olması lazım. Böreğimiz ona göre çok güzel, lezzetli, yumuşacık bir börek elde edeceğiz. Evet, hamurumuz hazır. Üzerini kapatıp yarım saat dinlendirelim. Mayasının gelmesini sağlayalım. Evet, mayamız geldi değerli takipçilerim. Çok güzel, harika bir hamur olmuş. Yumuşacık, puf puf. Bakar mısınız? Harika.
Güzelce mayalanmış hamurumuzun güzelce gazını alalım arkadaşlar. Güzelce karıştıralım. Tezgahımızın üzerine un serpip güzelce tezgahımızı alalım. Evet, hamurumuzla iki beze elde edeceğiz. İki tane beze lazım çünkü arkadaşlar. Açacağız oklavayla birini altına yapmış olduğumuz iç harcını ortasına katıp üzerine de tekrar açtığımız hamurumuzu kapatıp börek haline getireceğiz. Evet, tezgah taşımızın üzerine güzelce unumuzu serpeleyelim. Bezelemiş olduğumuz hamurumuzu merdane yardımıyla güzelce incecik hale gelene kadar açalım. Çok da ince olmayacak tabii ki. Nasıl diyeyim? Pizza hamurunu açılır ya, aynı o şekilde getireceğiz. Hamur o kadar güzel geldi ki puf puf olup kabarcık kabarcık oluyor arkadaşlar. Çok güzel yumuşacak. Daha merdane değerken beraber gidiyor arkadaşlar. Bunu dikkate alalım. Hamurumuz aynı olsun. Çok sert bir hamurla çok güzel bir börek olmaz. Sert, kuru bir hamur olur. Böreğimiz lezzetli olmaz. Buna dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız, beğenilerinizi unutmazsanız, sevdiklerinizle paylaşım yaparsanız kanalın büyümesine yardımcı olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Evet, hamurumuzu açtık güzelce, yağlı kağıdımızın üzerine tepsimize yerleştirdik. Kenarında güzelce elimizden açalım arkadaşlar. Büyütelim biraz. Evet, yapmış olduğumuz lahana böreğimizin içini güzelce açmış olduğumuz böreğimizin üzerine güzelce yerleştirelim. Evet arkadaşlar, açıp hazırlamış olduğum hamurumu da güzelce üzerine güzelce kapatalım. Açık yer kalmasın. Elimizden bastırarak, evet, gördüğünüz gibi şekilde. Ne kadar güzel kapatırsak ona o kadar açılma olmaz pişerken arkadaşlar.
Evet değerli takipçilerim, bir yumurtanın sarısını üzerine dökelim, biraz da yağ ilave edelim. Zaten akını içine hamura kullanmıştık, sarısını da üzerine güzelce katalım arkadaşlar. Sıvı yağ da kattık, ekledik. Hem içine hem dışına güzel yumuşaklık, lezzet versin diye. İsteyen tabii ki de sıvı yağ kullanabilir. İsteyen tereyağı kullanabilir. İsteyen zeytinyağı kullanabilir böreklerinde. Daha güzel, daha lezzetli olur. Evet, böreğimizi güzelce şekilde gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla güzelce keselim arkadaşlar, eşit parçaya. Şekil verelim yani. Hem içinin pişmesini sağlayacak kesme nedenimiz. Pişmezsek hamur kabaracak, olmayacak. Muhakkak kesmemiz lazım. Böyle keselim. Evet, çok güzel oldu böreğimiz. 200 derece ısıtılmış olduğumuz fırına gönderelim arkadaşlar. Pişme süresi yarım saat. Gene de kontrollü bir şekilde pişirelim. Yanmasın böreğimiz. Yapıp yerseniz inşallah beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.